çok çok anlamlı bir gün. Evet. Bugün Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünü kutluyoruz. Tabii bu zaferin anlamlı bir bölümü de evet, Malazgirt'e Ahlat'tan yürüdü Sultan Alparslan. Otağını burada kurdu. Ve burada otağını kurduktan sonra Malazgirt'e yürüdü. Bu halktan diz çöktürmedik. Evet. Diz çöktürmedik. Şimdi biz de buraya geldik. Burada 200 aşkın o kahramanları, ki toplamda rakam çok büyük, şöyle bir Fatiha ile analım istedik ve buradaki çalışmalarımızı da hızlandıralım istedik. Ve bakan arkadaşlarımızla beraber buradayız. Buradan hemen süratte Malazgirt'e geçeceğiz. Çünkü Malazgirt'te şu anda 10.000'ler var. Onları daha fazla bekletmeyelim istiyorum. Fakat benim sizden özellikle bir başka ricam var. Biliyorsunuz her şeyden önce biz bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Ve bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça Allah'ın izniyle çok daha farklı bir şekilde inşallah 2023'e yürüyeceğiz. 2053'e yürüyeceğiz. Ve evet, 2071'e yürüyeceğiz. Buna hazır mıyız? O fetihleri biz göremeyeceğiz. Ama siz göreceksiniz, siz. Yavrularımız var ya, onlar görecek inşallah. Onlara biz bir başka Türkiye'yi inşa edeceğiz. Onun için aman, birbirinizi Allah için sevin. Sakın ha birbirinize karşı kin tutmayın. Biliyorsunuz, hüküm çok açık, net, ortada. O da şu: Estağfirullah, Bismillah ve altasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Evet, şu anda bakan arkadaşlarımız burada. Ve bakan arkadaşlarımızla beraber buradan inşallah şöyle Malazgirt'e yürüyelim. Bize müsaade ediyorsunuz değil mi? Peki. Allah yar yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun. Var olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Yüreğinde millet sevdası, ardında siz aziz milletimizin duası olan lider, Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız.